Çok sinirliyim. Niye? Sen kaçıp gitmemiş miydin? Merhaba hanıma. Anceli, bırak gelsin. Kızı tanıyorum. Purvi'nin kardeşi. Bırak gelsin. Anne, o Purvi'nin özel konuğunu kapıp getir. Nerede tanıştınız? Yolda. Otostop çekiyordu ve ben de kapıp getirdim. Buraya getirdim. O beni içeri almadı. En son... Onu biriyle karıştırmışım. Purvi'nin kardeşi olduğunu yeni öğrendim. Ben ona Purvi'nin Vrendra ile birlikte olduğunu söylüyordum. Sony, onu misafir odasına götür. O Purvi'nin kardeşi. O yüzden odasını ayarlayın, tamam mı? Biraz dinlen, hemen döneceğim. Anceli, ona niye yalan söyledin? Hı? Purvi evde yok diye. Anne, lütfen beni anlamaya çalış. Buraya ilk kez geldi, değil mi? Kardeşinin aç ve susuz bırakıldığını görebilirdi. Bizim hakkımızda ne düşünürdü? Kardeşine işkence ettiğimizi düşünürdü. O yüzden kızın evde olmadığını söyledim. 2 günlük ceza bittikten sonra onları tekrardan buluştururduk, değil mi? İyi. Yeri gelince aklın zehir gibi çalışıyor, değil mi? Bazen mantıklı oluyorsun. Şu kıza 2 gün göz kulak ol. İyi dinle, kıyafetleriyle ilgilen. O Purvi'nin kardeşi, iyi görünmeli. Tamam mı? Tamam anne, sen bunları dert etme. Ona iyi bakarım. Bu iyiliğimizi asla unutamaz. Kızı kafese aldım. Bir tek evet demesi kaldı. İddiayı ben kazanacağım. Şu resimlere bakacak olursak, resim yapmayı bayağı seviyorsun, değil mi? Evet, severdim. 5 yıl öncesine kadar. Sakşi ölene kadar. Bunlar çok güzel. Sakşi'nin ayakları. Ayağına boya yapmayı çok severdi. Ayağına boya yapıp yanıma geldiğinde bu benim çok hoşuma giderdi. Ayaklarına saatlerce bakardım. Bir gün bu resmi yapıverdim. Neden kimsenin Sakşi'nin yerini almasına izin vermediğini şimdi anlıyorum. Ona gerçekten aşıktı. Belki de hayatında kimseyi o kadar sevmedi. İşte bu yüzden 5 yıl sonra bile Sakşi onun yanından hiç ayrılmıyor. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Ben sadece... Ne diyor öyle dikiliyorsun? Git de şuradaki boyaları getir hadi. Biraz dinlen. Dinlenmek mi? Eğer dinlenirsem bu resmi bitirmem epey vakit alır. Eğer resmi hızlıca bitiremezsem sen aç ve susuz kalmaya devam edersin. 2 günden fazla sürer. Dinleneyim mi? Evet, dinlen. Bir ömür aç kalabilirim efendim. Eğer bu Sakşi'nin seninle olan anısını bitirmeye yardımcı olacaksa
çok daha iyi hissederim. Merhem getireyim mi? Amcam da çok çalıştığı zaman vücuduna hemen merhem sürerdi. Acısı çabucak dinerdi. Şu amcasının beni rahat bırakmayacağı kesin. Ne güzel bir oda. Öyle. Biraz düzgün kıyafetler giy. Bu şekilde çapulcu gibi görünme. Çabuk üstünü değiş. Üstümü değişeceğim. Ama bana niye yalan söyledin? Purvi evdeyken niye buluşmamızı engelledin? Yalan söyledim. Çünkü gerçek çok acıydı. Duymak ister misin? Tamam. Purvi seninle görüşmek istemiyor. O bütün bu yerin sahibi. O ev sahibinin karısı. Dilencilerle uğraşmak istemiyor. Kardeş olman umurunda değil. Kötü hissetme diye yalan söyledim. Gördün mü? Sana gerçeği anlattım. Bunu sana söylediğimi kimseye söyleme. Yoksa başım büyük belaya girer. Tamam mı? Tamam mı? Al bunu da ağrıyan sırtına sür bakalım. Tanrım ne şapşalım. Kendi sırtına merhem süremez ki. Benim de onun sırtına sürmem ayıp olur. O zaman kim onun sırtına sürecek? Eğer sen bana müsaade edersen sırtına ben sürebilir miyim? Yani sen kendi sırtına uzanamazsın. O yüzden de bu merhemi kendi sırtına süremezsin. Bırak da merhemi ben süreyim. Yoksa sırtın çok daha fazla ağrır. Resmi yavaşlatır. Sakşi'nin ölüm yıl dönümüne 2 gün kaldı. Erteleyemeyiz. Öyle değil mi? Evet, kız haklı. Sür bakalım. Ne dikiliyorsun? Sürsene. Elinde merhemle dikilme. Sür hadi. Yani gömleğini kaldırman gerekecek.
Daha iyi misin? Sorun ne? Niye endişelisin öyle? Yok, ben... Önümüzdeki iki gün boyunca acıkır ya da susarsan, yanmış tabloya bak ve kendine iki gün boyunca odadan çıkmanın yasak olduğunu hatırlat. Yok, açlığımı kontrol ederim ben. Ama ben... duramıyorum. Tutamıyorum. Bırak da gideyim lütfen. Ha, şey mi? Ha, ben ceza çekerken lavaboya gitmekte özgürsün. Teşekkür ederim. Bu şapşal kızla aynı yerde durmak beni delirtiyor. Böyle ufak tefek şeyleri unutuyorum. Yoksa doğru mu söylüyor? Amcası gibi yaşlanmaya mı başladım ben de? Yok canım. Amcası gibi yaşlı ve... unutkan bir bunak değilim. Bunda su yok. Mutfağa gidip doldurayım. Tanrım. Cezamda lavabo yasak olmadığı için şanslıyım. Ya bunu da yemek ve su gibi yasaklasaydı? İçimde niye biri beni izliyormuş gibi bir his var. Epey korkuyorum. Dönüp bir baksam mı acaba? Bir ev mi yoksa bir labirent mi? Mutfağı bulamıyorum. Yeni gelen biri kesin kaybolur. Ev çok büyük. Kaybolabilirim. Kim var orada? Sakşinin ayakları. Ayağına boya yapmayı çok severdi. O kim? O kim? Sakin ol, korkma benim, lütfen.
olmaz. Sen kimsin sen? Dur! Dur! Kimdi o? Niye beni öldürmek istedi? Beni niye içeri attın? Sen olduğunu bilmiyordum. Gecenin ortasıydı ve seni hırsız zannettim. Işıkları açınca da bir kadın hırsız olduğunu anladım. Bana bak, ben hırsız değilim. Sadece su alacaktım. Bana söyleyebilirdin. Odam seninkinin hemen yanında. Hayır, kalsın. Kendi işimi kendim hallederim. Sorun ne? Sana yaptığım yardımları böyle mi ödüyorsun acaba? Senin yardımına hiç ihtiyacım yok yardımcı efendi. Olur da yardıma ihtiyacım olursa sana değil ablama sorarım. Anladın? Bu kuşu yakalamak hiç ama hiç kolay değil. Ele geçirmek zor. Ama zor olan her şeyi çok severim. Av ne kadar kaçarsa onu yakalaması da bir o kadar keyifli olur. Bu çok zevkli olacak. Yeni drama dönü. Bu çapulcu gecenin bir vakti Vipav'ın odasına ne yapıyor? Bir şeyler yanlış. Gözümü üstünden ayırmamalıyım. Sakşi'nin ayakları. Ayağına boya yapmayı çok severdi. Verendra'ya gecenin ortasında saldırıya uğradığımı söylesem mi? Birileri ya beni ya da ailemden birini öldürmek istiyor. Saldıran kimdi? Niçin saldırdı? Bunların hepsini ona anlatsam mı? Verendra, ben... Ağzında ne geveliyorsun öyle? Dilini mi yuttun? Verendra şu an resim çizmekle meşgul. Şimdi saldırı hakkında konuşacak olursam dikkati dağılacak. O yüzden ona hiçbir şey söylemeyeceğim. Başıma gelenleri ölüm yıl dönümünden sonra anlatacağım. Ne oldu? Sesin kesildi. Bir şey yok. Yani ben resimlerini gördükten sonra düşündüm ki o aşırı derecede güzel bir kadın olmalı. Benim Sakşim düşündüğünden de güzeldi. Bu dünyadaki her şeyden daha da güzeldi. Onun güzelliği bu dünyadaki hiçbir şeyle karşılaştırılamazdı. Purvi ablam yüzünden ceza aldı. Ablam aptallık etti. O özür dilemeyecek. Onun yerine ben bu kartla özür dileyeceğim. Ablamın yerine. Purvi'ye özür kartı hazırlıyordum. Onu mahvettin sen. Onu hiç sevmediğini biliyorum. İşlemediği bir suçtan başına gelen ağır cezanın asıl sorumlusu sensin. Benim suçum yüzünden ceza aldığının farkındayım. Hazırladığın kartı isteyerek mahvetmedim. Top kazara boyaya çarptı. Hayır, bilerek yaptın. Hemen şimdi gidip babama her şeyi anlatacağım, öğrenecek. Annemizin resmini yaktığını da söyleyeceğim. Purvi'nin yapmadığını. Manas, o resim yanlışlıkla yandı. Manas!
Tanrım. Eğer babama gider ve her şeyi olduğu gibi anlatacak olursa, babam bana hiç sinirlenmediği kadar sinirlenecek ve bana da çok ağır bir ceza verecek. İlk olarak resim için, sonra da yalan söylediğim için. Manas'ı durdurmalıyım ya da başka bir şey yapmalıyım. Hızlı olmalıyım. Yarın Sakşi'nin ölüm yıl dönümü. Çok kişi gelebilir, misafirimiz olur. Her şeyden yeterince olduğundan emin olun, tamam mı? Hadi durmayın, hadi. Bunları içeri alın. Öyle bön bön bakacak mısın yoksa işini mi yapacaksın? Duri, kişniş depoda oraya git. Çatıya dikkat et, her an çökebilir. Her an çökebilir derken? Yani her an çökebilir demek. Ama çatıya ne oldu ki öyle? Bir şey olduğundan değil, çatı sağlam değil. Ayrıca yağmur yağınca zayıflıyor. Tamir ettirmeyi unuttum, bundan onu uyardım. Ayağına ne oldu senin? Şey, bir şey yok. Biraz acıyor. Çocuklarla oyun oynarken oldu. Hem Vrenda bana iş buldu. Azıcık incindi. Hepsi bu. Aa, Vrenda sana iş bulduğunu söyledi ama iş yaparken dikkat et, kendini incitme kızım. Ya, tamam teyze, dikkat ederim. Ah. Teyze, ha. Söylesene. Purvi nerede? Şimdi ne diyeceğim? Purvi'nin cezasını söylesem mi? Yok. Angela haklıydı. Sadece bir gün daha. O Purvi'nin çok yakın bir arkadaş. Ceza çektiğini öğrenirse rezil rüsva oluruz. Teyze. Hmm. Purvi nerede? Purvi Vrendra ile birlikte. Yarın Sakşi'nin ölüm yıl dönümü. O zaman da burada olur. Teyze, eğer sıkıntı olmayacaksa ölüm yıl dönümü hazırlıklarına yardım edeyim mi? Sıkıntı olmaz, yardım edebilirsin. Bir elin nesi var, iki elin sesi var değil mi? Teyze, gidip ben depodan kişniş getireyim o zaman. Tamam, git getir. Buri, o kişnişi getiriyor. Sen de çiçekleri hallet. Seni aptal. Ne yapıyorsun? Yüzüme su çarpıp ölmek mi istiyorsun? Özür dilerim, affet beni. Uyanman için yüzüne biraz su serptim, hepsi bu. Resmi zamanında bitirmen için yaptım. Bir günün kaldı. Eğer uyursan tamamlayamazdın. Lütfen beni affet. İsteyerek yapmadım gerçekten. Ben senden korkuyordum. Ama görevimi yapmaktan başka ne yapabilirim ki? İşte bu yüzden suratına su serptim. Benim amcam... Hayır. Amcan yine araya girdi. İyi dinle. Ben uyuyakalmadım. Ne resim bitene kadar da uyumayacağım. Tamam mı? Katılıyorum. Uyuyakalmadı. Hayaleti uyuyakaldı. Sen de suyu hayalete serptin. Purvi, uyuyan ruhları uyandırma, yoksa kalkar ve ham yapar. Niye dalga geçiyorsun dayı? Şaka yapmıyorum. Her şey yolunda mı diye kontrole geldim. Gördüm. Her şey yolunda. Purvi.
Biliyordum teyze. Bana yalan söylediğini biliyordum. Purvi tam burada. Bu evde. Frendra'nın onu cezalandırdığını da biliyorum. Ve ben... Ne oldu Juhi? Her şey yolunda mı? Lütfen yardım et. Manas babama her şeyi anlatacak. Resmin benim yüzümden yandığını söyleyecek. Ne? Bu yüzden sana geldim. Bir şey yap diye. Baba! Baba! Sana bir şey söylemem lazım. Lütfen bir şey yap. Tamam, söyle. Purvi'yi cezalandıramazsın. Ne demek istiyorsun? Söyle, ona niye ceza veremezmişim? Ben bir şey deneyeceğim. Söyle. Baba ben... İşin aslı... cezadan kaynaklı onlara... eğitim veremedim... Yani ben... Onları eğitemedim. Onun için böyle konuşuyor. Onunla hemen konuşurum. Gel gidelim. Niye yalan söyledin? Canım dostum gergedan. Dostum filin ne kadar cesur olduğunu biliyorsun değil mi? Cezasını çekecek. Değil mi? Sonuçta o kimin dostu? Senin dostun. İşte bu yüzden bu konuda da dürüst olacak. Bir şey demeyeceksin. Orman kralına bir şey demeyeceksin. Eğer dersen çok kızar. Ve Juhi'ye bağırır. Anladın mı? Anlaştık mı? Eğer aslan sinirlenecek olursa kim bilir küçücük tavşanlara neler yapar. Değil mi? Lütfen ona hiçbir şeyden bahsetme Manas. Bu benim de hiç hoşuma gitmez. Eğer söyleyecek olursan aslan kral çok kızar ve zavallı tavşancığı epey azarlar. Anladın mı? Sözümü dinleyecek misin bakalım? Tamam, seni dinleyeceğim fil. Tamam. Sana yarın öğretmeye başlayacağım ufaklık. Tamam mı? Ayrıca ödevlerinde de yardımcı olacağım. Git şimdi. Çok rahatladım. Ben de rahatladım. Beni bir kez daha kurtardı. Görünen o ki resmi onun yüzünden bitiremeyeceğim. Sanırım ona öfkeyle ağır bir ceza verdim. O aç ve susuz. Çocuklar da onu rahatsız ediyor. Hızlı çizmem lazım ki bu iş çabucak bitsin. O da cezasından kurtulsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.